izleyenler, TR1 ekranlarında saatler 17'yi gösterirken Sağlıklı Bilgilen programıyla karşınızdayız. Evet, her zaman olduğu gibi İbrahim Gökçek bizlerle olacak. Sağlıklı bilgilenmenin, doğal yollarla hayatta kalmanın, doğal yollarla sağlığımıza ulaşmanın yöntemlerini ve gıda takviyelerini bize anlatacak. Canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz numaralardan bizleri arayabilirsiniz. Melih Gökçek'in internet adresinden ulaşabilirsiniz. Ve sormak istediğiniz bütün soruları bizlere sorabilirsiniz diyorum. Ve hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, İbrahim Gökçek. İbrahim Gökçek, özür dilerim hocam. Evet, İbrahim Gökçek. Hoş geldiniz İbrahim hocam, nasılsınız? Hürmetler, saygılar. Melih Gökçek de beni aramış, diyor ki ya hep internete giriyorum, tıklıyorum, hep sen çıkıyor karşıma, diyor sen kimsin, dedim ben İbrahim Gökçek, sen kimsin? Evet, soy ismi benzerliği olunca arada sırada karıştırıyoruz, kusura bakmayın evet. Değerli izleyenler. Evet hocam, böyle otlarla, çiçeklerle, böceklerle gelmişsiniz, stüdyomuzu şenlendirdiniz. Elhamdülillah, geldik. Elhamdülillah, bugün ne konuşacağız, bizlere ne anlatacaksınız? Evet, sağlıklı bronşit, beslenmenin ve hastalıklardan kurtulmanın yollarını nasıl bulacağız? Bronşit, kuru öksürük, astım, alerjik rinit gibi nefes yolları rahatsızları. Buna karşı ne var elimizde? Bir insanın akciğeri takriben 400 metrekare. Futbol sahasının yarısı kadar. Akciğerde 300 milyon alveolon denen hava kesecikleri var. Hava kesecikleri üzüm salkımı gibi düşünelim. Bunlar oksijen alır, karbondioksit verir bu kesecikler. Bu keseciklere giden yollara bronşiyal denir. Buradaki iltihap, cerrahat, cüruf vesaire tedavi edilmezse hava kesecikleri yavaş yavaş fonksiyonunu yitirir. Yitirirse ne olur? Körelir, iltihaplanır efendim. Önce zatire, sonra koaha dönüşür. Tedavi edilmedi mi? Yani üzüm salkımı çürür. Bu nedenle dikkat etmek gerekir. Üşütme, grip, nezle hemen tedavi edilmez de bronşite dönüşmeden tedavi etmek gerekir. Yoksa çok geç kalınır. Şimdi bu böyle bir durum var. Bir de bağırsaklardaki rahatsızlıklar da astımı tetikler. Neden? Bağırsaktaki mantarlar zehirli gaz üretir. Zehirli gazlar, etan, metan, butan gibi gazlar alttaki organları, karaciğer, mide, pankreası yukarı doğru sıkıştırır. Bu organlarda diyaframı sıkıştırır. Diyafram yukarı doğru sıkıştığı zaman akciğer sıkışır. Akciğer sıkışırsa buradaki 300 milyon hava kesecikleri, üzüm salkımı gibi dedim ya, şöyle biraz sıkıştığı zaman hava keseciği, mesela böyle para, metal para büyüklüğünde gibi düşünelim. Biraz sıkışırsa ne olur? Oksijen alıp karbondioksit veremez hale gelir. Böyle nefes alamaz, nefes veremez kişi. Yani bu keseciklerin, hava keseciklerinin birazcık daralması, birazcık büzülmesi astımı tetikler. Bu nedenle bağırsak problemi tedavi edilmezse dolaylı olarak tetikliyor nefes darlığını. Bağırsaklara tedavi etmezseniz akciğeriniz gider. Ne var elimizde? Şu gördüğünüz bitki, evet, burada iki çeşit bitki var. Evet. Şu ayrık otu. Bu sinirli ot. Evet. Sinirli ot, yolların kralı denir buna. Evet. Neden yolların kralı? Çünkü yollarda çok yetişir. Yetişmedi, yer yok maşallah. Bu bitki dünyada aloe vera'dan sonra, bir iki bitkiden sonra ikinci, üçüncü sırada bitki. Çok çok önemli. Neden? Çünkü çok yönlü kullanılır. Her türlü iltihaba karşı kullanılır. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Etkisi ispat edilmiş. Fakat bunun birleşiminde çok önemli bir madde var. Bunun birleşimindeki madde yaprağında %2 ila %4 oranında avkubin denen etken bir madde var. Şimdi bunu kişi kaynatırsa etken madde, İki türlü hücre var bunda. Birinci, bir hücrede avkubin içerir, diğer hücrede beta glukolinaz denen bir enzim içerir. Enzimle etken madde birbirleriyle reaksiyona girdiği zaman avkubin parçalanarak avkubi bilgenin denen bir madde ortaya çıkar.
Bu antiviral, antibakteriyel, antimikozitik özelliklere sahip. Yani bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Enfeksiyona karşı dünyada en etkili bitki. Fakat şöyle bir durum var. Kişi bunu çayını yapmak istedi diyelim. Kaynattı, haşladı veya destilasyondan geçti. Etkisi sıfıra düşmez de çok çok azalır. Neden? Çünkü bunun birleşimindeki alfa glukodinaz denen enzim parçalanır, işe yaramaz. Yani avukubi genin denen etken madde ortaya çıkmaz. Evet. Bu nedenle etkisi bunun sıfıra yakın olur. Bunu o zaman nasıl hazırlayacağız? Bunu hazırlamak için yıkadıktan sonra ne yapıyorsunuz? Soğuk suda bekletiyorsunuz. Evet, önce yıkıyoruz ve soğuk suda bekletiyoruz. Bekletiyorsunuz, kaynatmıyorsunuz. Hı hı. Hafif ısıtabilir mesela 35-40 derece. Fazla değil. Fazla olduğu zaman bozulur. O şekilde içiyoruz. Yani ılık. Kaynadı mı etkisi kalmaz. Yıkıyoruz, soğuk suda bekletiyoruz ve ılık dereceye gelinceye kadar da ısıtıyoruz. Evet, fazla ısıtılırsa bozulur. Bununla ilgili birçok klinik araştırma yapılmıştır. Bu klinik araştırmalardan birkaç örnek vereyim. Bunun Avrupa'da birçok firma şurubunu yapıyor. İlacını yapıyor, damlasını, derecesini vesaire yapıyor. Şimdi bunun 326 nefes yolları rahatsızlığı olan hastalardan tedavi edilmiş. Bunlar çeşitli hastalar seçilmiş. Kuru öksürük, tahrişli öksürük olanlar, bronşit rahatsızlığı olanlar tedavi edilmiş. Herhangi bir yan etkisi yok. Bir, kimyasal ilaçtan daha etkili. İki, yani kimyasal ilaçlardan bronşit için, kuru öksürük için, astım için kullanan kimyasal ilaçtan daha etkili. Bir, yan etkisi yok. İki, yan faydası bunların var. Bunların hepsine sinirli ot mu tedavi ediyor? Sinirli ot, evet. Sinirli otun ama birleşimindeki etken madde %2 ila %4. Çayı ağır vakalarda yeterli gelmez. Evet. Bu nedenle biraz sonra söyleyeceğim özel bir formül gerekir. Hı hı. İki, nefes yolları rahatsız olan 593 hasta üzerinde yine denenmiş. Tahrişli öksürük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, nefes yolları iltihaplanması, balgam atamama, sökememe. Yani evet. Bazıları böyle balgam atmak ister ister atamaz. Neden atamaz? Çünkü akciğerde, bronşlarda, bronşları aynı boru gibi düşünelim. İçerisinde tüysüz hücreler var. Silar selin dediğimiz. Evet. Bunlar balgamı tutar, tüysüz hücreler. Geri aşağı akciğer alt tabakasına düşmesini önler. Kişinin bronşlarında iltihap oluşmuş, silar hücreleri, tüysüz hücreler deform olmuşsa balgamı atamaz. Atamazsa ne olur? Çok yoğun bir refleks oluşur bu balgamı atmak için. Sürekli öksürür, sürekli öksürür, sürekli öksürür. Kişiyi tıkar, nefes alamaz. Çok çok zor duruma düşürebilir. Evet. Bu tür rahatsızlıklar da idealdir. Bunun